9000 kaç? 3000 yeter. Hepiniz hoş geldiniz. Haklı gururunu paylaşmak ve onları uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olup sevincimizi ve gururumuzu paylaşmak üzere törenimize katıldığınız için Adaket Üniversitesi ailesi olarak çok teşekkür ederim. 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üniversiteler dünyadaki değişimin aslında insanoğlunun varlığından bu yana olan ancak son 3-4 yılda çok hızlanan değişimin öncüleri olmak zorunda olan kurumlardır. Dolayısıyla bu değişim üniversitelerdeki eğitimi, öğretimi, her türlü atmosferi de süratle değiştirmektedir. O bakımdan biz üniversiteler olarak gerek Adaket Üniversitesi sürekli izliyoruz, gerek kendi üniversitemizde dünyada eğitim öğretiminde değişimi, esnek öğretimi dikkate alan programlarla değişimi yakalayan mezunlar yetişme konusunda büyük gayret ve çaba sarf etmekteyiz. YÖDAK olarak şunu ifade etmek istiyorum. Üniversitenizle gurur duyunuz. Çünkü çok kısa bir sürede Sayın Rektör genç ama durmayan, koşmayı bile yeterli bulmayıp uçmaya hazırlanan bir üniversite. Yeni programları açmaya geldiğimizde yaptığımız denetimlerde her şeyin tamam olduğunu gördük. Eksikler bunlardır dediğimizin bir hafta sonrası da mütevelli heyeti başkanı ve yardımcısının onayıyla tamamlandığını ve dosyaların bir tamam olduğu görülür. Bu şunu gösteriyor. Üniversitenizle gurur duyacaksınız çünkü 5 yıl, 10 yıl sonra buralara geldiğinizde bu üniversitenin kat kat büyüdüğünü ve çok daha geniş bir mezun ailesine sahip olduğunu göreceksiniz. Adakent Üniversitesi bir eğitimci olarak benim ve Avrupa Eğitim Vakfı'nın aşağı yukarı 40 seneye yakın eğitim tecrübesinin üzerine 2015 yılında kurulmuş bir üniversitedir. Bugün YÖK'ün de 2018 yılında denkliğini aldıktan sonra bu ikinci mezunlarımızı veriyoruz bugün. Burada bugün Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesindeki öğrencilerimizi mezun ediyoruz. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da her şey gönlüne göre olur diyorum. Bizim diğer bir üniversitemizde
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'dir. Sayın rektörümüz de burada üniversitemizin rektörü. İki üniversite birbiriyle paralel olarak hem KHTC'nin hem de Türkiye'mizin eğitimine hizmet etmektedir. ...2023 yılı mezuniyet töreninde bu güzel üniversitemizde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ve onuru hepinizle paylaşıyorum. Mezun olan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yeni yaşamlarında hepsine başarılar diliyorum. Özellikle onların bugünlere gelmesinde emek ortaya koyan, hiçbir şeyini esirgemeyen, adeta saçını süpürge eden kıymetli velilerini, anne ve babalarını da hasreten tebrik ediyorum. Aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken biraz önce hem Talip hocamız hem de sunucu kardeşimiz ifade ettiler. Bu üniversitenin 2016 yılında açılışına icabet etmiştik. Hocamız Kıbrıs'ta böyle bir üniversitenin kurulduğunu, kurduklarını ve üniversitenin bizzat binasını da yaparak yatırım yaptıklarını söylediklerinde tabii biz tahayyül ediyoruz. İnsan görünce başka bir şey oluyor. Buraya geldiğimizde çok güzel bir kompleksle karşı karşıya kaldığımızı, bizzat üniversitenin binasını da kendileri yaparak iyi bir eğitim müessesesi açtıklarını gördüğümüzde doğrusu gururlanmıştık. Ve o gün açılışını yapmıştık o yıl. Bugün burada bu öğretim kurumundan, bu üniversiteden pırıl pırıl hem hekimlik alanında, hem hukuk alanında, hem eğitim alanında 150'ye yakın gencimizin mezuniyet törenine katılmış olmaktan ayrıca bir mutluluk duydum. Sayın Rektör, değerli Mütevelliyet Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nden misafirimiz Sayın Milletvekili Hasan Turan Beyefendi, sizlere bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu törene geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Değerli hazırım, değerli öğrenciler, değerli aileler, ben de bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk yaşıyorum. Elbette bir üniversite adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli mezuniyet törenleriyle bu dönem hep birlikteyiz. Ailelerle, öğrencilerle birlikteyiz. Ama bu sabah 2016 yılında Kocaeli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında köprü kuran Sayın Tayyip Emiroğlu Üniversitesi'nin mezun vermeye başlaması ve Sayın Milletvekilimizin bir fidanın meyve vermeye başlamasına bunu benzetmesi beni çok mutlu etmiştir. Tayyip Bey kardeşimize bu ülkeye güvendiği için, ülkemizin geleceğinde bir güvence gördüğü için ve böyle büyük bir yatırım yaptığı için kendisine hepiniz adına teşekkür etmek istiyorum. Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Hasan Turan Beyefendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tekrar idare amiri oluyor. Ve burada gönül birliği içerisinde aramızdaki kadim ve kutsal bağların son yıllarda özellikle benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni bir döneme girmiştir. Bir kere tanınma aşamasında Türk Devletler Teşkilatı kadar giden o yolculuğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük destekleriyle gözlemci olabilmemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma yolculuğundaki mücadelesinde fevkalade önemli bir kilometre taşıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek devlet düzeyinde gerek sivil toplum, gerek iş dünyası ve ticaret açısından da burayı güvenilir bir ülke olarak görüp buraya yatırım yapanlar yolumuzu açıyorlar. Dolayısıyla tümüne tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ama daha da önemlisi, burada gelecek gören, buraya evlatlarını gören,
ve son 4 yıl 5 yıl burada sürekli eğitim alarak bugün mezun olan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini de kutlamak istiyorum. Burada bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, burada doğmuş, burada büyümüş çocuklarımız, gençlerimiz de mezun oluyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya gelip burada eğitimlerini devam ettiren ve mezun olanlar bir arada son yıllarda kendi aranızda kurduğunuz bağlarla, kendi aranızdaki o sevgi muhabbetiyle gelecekte inşallah bütün bu dostluklar ve arkadaşlıklar çok anlamlı olacaktır. Ve ifade edildiği gibi eğitim öyle bir çağdayız ki artık yaşam boyudur. Diplomayı alıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Ancak eğitim devam edecektir. Çünkü çağımızda iletişimle birlikte her şey sürekli olarak değişmektedir. Dolayısıyla milli kimliğimizle, örf adet geleneklerimizle, ülkemize bağlılığımızla, kültürümüzle, her türlü donanımımızla geleceğe emin adımlarla yürüyorken tabii ki memleketimize hizmet en ön planda olması gerekmektedir. Çünkü biz büyük milletin evlatları olarak sizlerin başarıları mutlak surette hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine aynı zamanda Türkiye'mizin 100. yılının bu noktasında Türkiye yüzyılında sizlerin büyük katkılarına ihtiyacımız vardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 2023 bu yıl 100. yılı tamamlamaktadır. Şimdi 2. yüzyıla giriyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılında hep birlikte başarılı olması gerekmektedir. Türkiye başarılı olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yoluna devam edecek. Bu bölgede, bu kritik coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elbette ki ilelebet yaşamalı, daha da güçlenmeli. Onun için Türkiye'mizin büyük desteklerine ihtiyacı vardır. Onun için bu güzel günde sizlere beraber olmanın mutluluğu içerisinde sizleri tekrar tebrik ediyorum, sizlere başarılar diliyorum. Ve inşallah önümüzdeki süreçte sizleri mesleklerinizde çok daha iyi bir noktada, çok başarılı gençler olarak görmenin mutluluğu içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade eder. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gökçe Saltekin hocamızı sahneye davet ediyoruz.